Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gelin nerede? Gelin giyinmeye gitti efendim. Aa, yetiştiremediniz mi? Yo, yetiştirdik de sizi daha güzel karşılamasını istedik. Ay, daha önceden yapsaydı. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Gelin hanım yok mu? Gelin hanım giyinmeye gitti size güzel gözükmek için. Kıymadeler de geldi. Geciktim. Üstümü giymeye gitmişti. Hemen karşılamam gerekiyor. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kusura bakmayın. Hiç karşılayamadım sizi. Karşılamadın. Gelemem. Kusura bakmayın. Giyinmeye gittim. Son dakika gitmek zorunda kaldım. Yetiştirecek. Ama yine değişmemişsiniz üstünüzü. Üstümü değiştirdim. Bu değiştirmiş hali. Normal hani kıyafet değişmemiş zannettiniz de yani nasıl bir kıyafet bekliyordunuz hani böyle frapanlı tüylü. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Ne kıyafeti? Ne oldu? Hanım kız kıyafetini beğenmediler. Bu yemek yaptığın kıyafet miydi? Hayır değildi. Lekeler var ya önünde. Evet. Değişti. Muhtemelen biraz önce patatesleri çıkarttım. Muhtemelen oraya sürüldüm. Neyini beğenmediniz kıyafetini? Şimdi hanımefendi 3 gündür havadan bahsediyor. Çok havalı bir bayan gösteriyor ya kendini. Gelin de onun gibi havalı olsun dedik yani. Estağfurullah. Hani ne var ne güzel fıstık yeşili bluzu. Yok kıyafetine şey yapmadık. Dün mesela bizimkini giyinmeden geldi dediler. Biz de giyinmeden anladım. Karşılayabilirdik. Ama biz bizi karşıladık. Ama bugün gelin ama karşılamadı bizi. Sizin gibi saygı değen hanımefendileri kokulu karşılamak istemedik. Kokulu. Ama zartma kokusu var. Ama gelinizde yanında görmek istemedik. Bir saniye sen karşılayamadın. Karşılayamadım. Son dakika giymeye gittim. Kızartmaları çok yaptığım için. Kusura bakmayın tekrar özür diliyorum sizden. Ya kayınvalideniz. Karşılayamadığım için. Giyinmiş ama lekesi kayınvalideniz kendisi çok özen gösterdiğini söylüyordu. Özen gösterdiği şekilde aynı özenli bir şekilde karşılar diye düşündük. Ama ben kendimi feda ettim aşk olsun. Sizi ne kadar şirin karşıladım. Siz zaten kibarlıktan hep puanları kibar kibar alttan veriyorsunuz ama. Ama siz, ben sizi sevdiğim için buna derim ki hayır bırakın ben karşılayacağım dedim. Olmaz. Biz gelin misafir geldik. Olmaz ama gelin misafir geldik. Tabii ki sizi karşılaması gerekiyordu ama yetişememiş. Tabii ki. Bu durum karşılaştığımız bir durum maalesef. Özür de diledi ama artık da yapacak bir şey yok. Şöyle verelim tabaklar senin galiba. Keşke benim gelinde giyinmeseydi de sizi karşılamasaydı giyinseydi de gelseydi. Bizi kayınvalide karşıladı. Hani gelin yoktu. Beklentimiz gelin de bizi karşılaması gerekiyordu. Yanlış bir davranıştı bana göre. Dünkü gelin de mesela o şekil yapabilirdi. Ama yapmadı. Kızcağız hani yetiştirememişti giyinmesini. O şekilde de bizi karşıladı. Ama bugünkü giyinmeye gitmişti. Kayınvalidesi sadece bizi karşıladı. Sultan Hanım olayı bir de hafifletmeye çalıştı ama bizler çok tatmin olmadık açıkçası. Hanımlar masayı nasıl buldunuz? Altındakiyle beraber. Selih Hanım, merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel böyle atik atak. Teşekkür bakın ederim. Ne güzel bana teşekkür kalmadı. Ha, beni yormayın ya biraz siz sorun teşekkür ne güzel. Ederim. Nasıl hanım, buldunuz diyor. Buyurun anlatın. Nasıl buldunuz? Güzel. Ben de beğendim. Güzel. Tabaklar çok falan güzel. Sizin anladığım kadarıyla evet, her şeyiniz. Güzel. Runner falan güzel çiçek mi çiçek. Ellerinize evet. Sağlık. Şık. Güzel. Aa ekmeklik falan çok, çok hoş. Güzel. Ekmekli, tuzlu, hepsi masası yerinde. Yetişmiş. Yemekler de tamam herhalde. Yemekler de tamam. Bir kıyafetle geciktik biraz. Sıkışmış. Ne yapalım? Umarız başka kimse de olmaz. Onlar da bizim yaşımıza geldiğinde dakik olacaklarına inanıyorum. Bunlar hep tecrübe oluyor onlara. Ha diyorsunuz. Yani tabii tecrübe. Şimdi ben buna yetişemedim ama bir daha böyle bir konum olduğunda ya da eve başka bir misafir geldiğinde yetişmeye çalışacağız. Yeni gelin adayı var. Ona artık şey yaparsınız. Siz nasıl geleceğin ilgili? Yenisiyle geleceğim efendim. Ama keşke o düşünceyi dün bizde de düşünseydiniz de o kadar haksızlık yapmasaydınız. Çok haksızlığa uğradık dün. Haksızlığa mı? Evet. Sizde mi 5'e 1 evet. Diye gördünüz artık? Ama dün biz... iki sefer hamur yoğurduk. Hamurun içine kesildi. Tabii. Yani iki sefer galeta unu ve tereyağımızla soğuk olmadan o şekil çıkarmaya çok çaba sarf ettik ve yetiştirmiştik. Evet tabii ki bu bir başarı elinin kesilmesine evet, rağmen. Ama haksızlığa uğradık diyor. Uğrattınız mı evet, haksızlığa? Evet uğrattığımı düşünmüyorum haksızlığa. Ya. Yemekler yetişmeseydi dediğiniz doğruydu. Ama bakın şöyle bir şey var. Yetişmiş bir masaya siz 5 verdiniz ben yetişmemiş masaya. 4 verdim. Siz onu adaletsiz olarak yargıladınız. Şimdi biraz ters oldu ama, yani konuşma tarzınız. Hayır ters olmadı. Çünkü yetişmişle yetişmemiş aynı masa keseye eksik koydunuz. Değil, masa yemek eksik değildi. Masadaki eksikti sayılmıyor bizden. Ama onu da göz önünde bulunduruyoruz ya.
Yani biz ama de dün çok haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Yani ben yerinde verdim, et de fazla bile eksiği olduğu için mesela 3 bile verebilirdim ama gelinimize... 3'ü de hak etmedi. Yemekten mi 3'ü haksızlık? Ama şimdi şöyle bir şey, zaten eksikleri vardı. Hayır, 3'lük bir masa yoktu orada dün. Yok, eksikleri vardı yani. Zaten yeteri kadar yaptınız haksızlığı. Yani haksızlık yapılmadı, ben, onu demek istiyorum ben. Mesela özellikle Sultan Hanım'dan 6 ile 7 bekliyordum. Ya hem çok karnı, böyle hem bana karnı baharı verip 6-7 nasıl bekliyorsunuz? Yemeklerin yetişmesine göre. Ya karnı bahardan bahsediyorum. O kadar sizin için. Bekleyin ve sizin için yedim ben o karnı baharı. Sizin için de yemek zorundasın sultanım. Özellikle de onlar için yani. Özellikle değil, mecbursunuz. Yani yarışmaya gelirse mecburuz. Sonuçta bizim de önümüze ne gelirse onu tatmak zorundayız. İster sevelim ister sevmeyelim yani. Yani. Bir tanesi fena takmış. Kayınvalidemi fena takmış durumdalar. İşimiz var anlayacağın. Kıyafetimi de beğenmediler. Sanırım yağ yaptığım için de oldu. O da benim hatam oldu. Karşılamadığım için de bayağı bir eleştirdiler beni. Beni beğenmediler. Kayınvalidem çok süslü olduğu için. Aslında ben de 3 verecektim. Ah! E ne oldu? Yerine üzüldüm. Tamam o zaman. Yani. Siz öyle düşünüyorsanız bekleyin. Ama 4 verdim. Neyi tabii beklesinler? Ki. Yani bir haksızlık yaptıklar. Üçü mü beklesinler sizden? Yok ben de, o zaman ben de bakacağım. Yemeklerin tadına koyabilirsiniz. Yemeklerin tadına bir şey yok mu? Finale götürmeyeceğim. Ama yemeğin falan yanmıştı yani. O anda yanmadı. Aslında çok güzel bir şekilde çıkacak. Biz can havliyle ocakta eti unutmuşuz. Ve ben size bunun açıklamasını yaptım. Ama yaptım bu puanı ama etkilerken sizin ama yani bizi... netice önemli. Sonuçta yani, önümüze yanık bir et geldi. Yani yanlış yani. Şuna bakmayın. Yanık değiliz. Sadece fazla değil miydi? Yanık ya. Kokusu yoktu. Yanık kesinlikle yoktu. Yanık kokusu yoktu. Geliyor muydu Kadir abi? Evet. Vardı ya. Gelmiyordu. Vardı. Pakize Hanım'ın bu çıkışını çok yanlış buluyorum. Yetişmiş bir masaya 5 verince, yetişmemiş bir masaya 4 vermem çok bileydi. Yalnız ben gelin hanım elini kestiği için üzüldüm. O yüzden de hani hakkını da yemek istemedim açıkçası. O yüzden 4 verdim. Yoksa 3'lük bir masaydı aslında. Tuzunun biraz az olduğunu düşündüğüm için çorbayı biraz tuz attım. İçli köftemi kızartmam gerekiyor bir yandan da. O yüzden yağımın altını açıyorum. İçli köftelerimi kızartabilmek için. Isınsın diye, yağım ısınsın burada. Ama zaten bak, bak bu bilgi yeni geldi. Eli kesildi zaman biz ocağı kapattık diyorlar. Hayır biz ocağı yanık bırakıp gitmişiz ya. Tam kapatmışlar onlar. Onlar kapattı ama biz unuttuk ocağın havliyi. Hayır yani tam... siz unuttunuz, o kapattı, evet. Ona rağmen evet. Yandı. Evet. O anda biz yani fark edildi. Ya teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Bakın belki de kömür olacaktı etleri. Evet. İyiden iyiye kurtarmışlar. Bunu niye dün söylemediniz? Aşk olsun. Hamuru kurtaramadık. Aşk olsun. Yani... kapatmışlar onlar kapatmasa hepten ana yemek çıkmayacaktı ortaya. Evet. Ne olacaktı? 2-1 alacaktınız. Ama demiyorsunuz yemek... hiç Pakize Hanım. Arkadaşlar gene de kapatmışlar sağ olsunlar. Sağ olsun biz... teşekkür ederiz. Tamam zaten... o zaman nasıl oluyor o iş? Demek ki siz zaten olması gerektiğinden fazla mı tuttunuz acaba tencerede etinizi? Hayır fazla de gerekenden de değil. O yeni zaten. Ya şimdi kesildi. Siz hocanın haliyle koşturdunuz. Ben anlamaya çalışıyorum. Arkadaşlarım da kapattılar. Yani o anda 1 dakika ya da 2 dakika sonra kapandı değil mi arkadaşlar? Hazan böyle yapıyorlar. Şimdi o etin öncesinde çok fazla pişmiş. Bu 1 dakikada yanmaz ki. 1 dakikada yanmadı. E tamam. O zaman bunun elinin kesilmesiyle ne alakası var? Biz içeride bayağı bir mücadele ettik. Kanı durduralım diye. 1-2 dakika sonra biz öbür salona geçtik. Ama bayağı yanmıştı yani. Yanmıştı. Dünkü arkadaşın parmağı kesildiği için etin yandığını söylüyorlar. Zannedersem eli kesildikten sonra sadece ona odaklanabildi. Ama kayınvalidem yemeklerin de çok tadı tuzu olduğunu, olmadığını söyledi. O dua etsin eli kesildiği için yüksek puanlar aldı. Yoksa 3'leri alacaktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.